Çocuklar biraz sahneyi kullanın. Geceler haram oldu numaralar. Daha da kanmam basit o numaralar. Yaklaşık depremden bu yana hiç durmaksızın birçok yerde mesela çocuklara etkinlik yaptık. Onların psikolojisini düzeltmek için, onların mutlu olması için. Bir nevi bu depremi atlatmalarını sağlamak için yani. Çocukluk arkadaşlarımı kaybettim. Ailelerinden, çocuklarımla beraber enkazlardan çıkarttık onları. Yani kötü bir durumdu. Yani bazen aklımıza geldikçe ağlıyorum. O bizi mutlu ediyor işte. Bizim ayakta durmamızı sağlayan şey de o işte. O çocukların o gülmesi, mutluluğu, o gelip bize sarılmaları. O palyaço olsun, pamuk prenses olsun, o yedikleri o pamuklu şeker, mısır olsun. İşte ne bileyim yazın dondurma falan veriyoruz. Yani onların mutluluğundan mesela biz de mutlu oluyoruz. Çok güzel hissettiriyor. Hani çocuklar gülünce herkes gülüyor. Yaralar birlikte sarılıyor. Çocuklar bizden daha hassas. Biz bir şekilde atlatabiliyoruz diye düşünüyorum. Günlük rutinimizde, ev rutini, iş hayatı. Ama çocuklar çok tıkanıyor bu konuda. Onlara çok iyi geliyor bunlar. Biz de çok mutlu oluyoruz. Ben Hatay'ın pamuk prensesi olarak anılıyorum. Çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıyorum. Konteyner kentlere gidiyoruz beraber. Apo Gencer sağ olsun eşlik ediyor. Aslında depremin ilk gününden itibaren bu etkinlikleri yaptığım için depremin bende bir hasarı kalmadı diyebilirim. Tüm yaralarımı çocuklar sardı. Biliyorsunuz ki birçok kaybımız oldu. Ama çocukların yüzündeki gülümseme bana bunu bir nebze olsun unutturabilir. Açıkçası Hatay'ın tüm çocukları artık benim kendi çocuğum gibi oldu. Onları kendi çocuklarım olarak görüyorum. Onlarla olmak bana mutluluk veriyor.